Bir şey mi oldu? Yani kötü bir haber mi var? Hayır hayır, kötü bir haber vermek için gelmedik. Öyle birinden karşımda görünce ben sizi... Biz aslında sizin iyi olup olmadığınızdan emin olmak istedik. Yani şükür iyiyiz. Babam şimdi işe gitti, ben de evde oturuyordum. Yani televizyon açacaktım. Yeşim, İnci Görben diye birini tanıyor musun? Hayır. Kim ki? Tanışmış mıyız? Sağ ol yardımların için. Rahatsız etti, kusura bakma. Görüşmek üzere. Zahmet etme lütfen. Olur mu, ne zahmet? Biliyoruz yolu, gerçekten zahmet etme. Söylediklerimi unutma, tamam mı? Yani İnci diye biri ya da ne bileyim genç bir kadın sizinle iletişime geçerse bizim hemen haberimiz olsun. Sağ ol hocam. Geldim. Bence tanımıyor. Yani çok dikkatli baktım yüzüne. İnci deyince hiç fire vermedi. Çünkü o İnci. Anlamadım. Yani İnci Yeşim. Belli ki kendini öyle tanıtmış Cansu ya da Ceylin'e de. Emin misin? Evet. İyi de nasıl yani? Benim fark etmediğim senin fark ettiğin ne oldu? Ben ne kaçırdım? Çamurlu ayakkabılarını gördüm savcım. Söylediğimi unutma, tamam mı? İnci diye biri veya ne bileyim genç bir kadın tanımadığımız biri iletişim kurarsa sizinle bizim hemen haberimiz olur. Tamam. Tamam. Sağ ol hocam. Geldim. Yürüyemiyorsa, yani evden de çıkamıyorsa ayakkabılarının altı taze çamurlu olamazdı değil mi? Hangi ayakkabı? Gördüm savcım. Orada bir kadın spor ayakkabısı vardı altı çamurlu. Tamam da ne bileceğiz Yeşim'e ait mi değil mi diye? Ayak numarası uygun. Ayrıca geçen sefer geldiğimizde sadece Suat'ın ayakkabıları vardı kenarda. Yani şu anda Yeşim'den başka evde kimse yok değil mi? Yok. Yani varsa da çıkmadı karşımıza. Neden? Yani bir şey mi saklıyorlar bizden? Arabaya geçelim mi? Darma duman ettin beni savcım ya. Gerçeklerin çoğu zaman işi bu savcım. Hayır yani nasıl da masum? Ne yapacağız şimdi? Şu an evde. Kimseye zarar veremez. Evet en azından. Bir planınız var mı? Efendim? Ceylin, sanırım Yeşim İnci. Nasıl ya? Ne diyorsun? Yani İnci ile Yeşim aynı kişi, öldürülen Cihan'ın ablası. Siz nasıl anladınız peki? Anlatırım uzun hikaye. Ve teşhis edebilecek tek kişi de sensin. Tam ne yapayım ben şimdi? Seni korumak için takip eden bir polis var. Ne? Kusura bakma, mecbur kaldım. Şimdi ona gidip sana attığım konuma getirmesini söylesene. Tam nerede? Tamam, gördüm. Tamam. Şişt, arkadaş. Savcım, isterseniz siz adliyeye geçin. Ceydin gelsin, biz de bu gözaltını yapalım. Sonra ben de gelirim hemen adliyeye. Öyle mi diyorsun? Eminsin yani. Tamam savcım, adliyede görüşürüz. Kolay gelsin. Emret kardeşim. Eren, bir cinayet şüphesiyle gözaltı yapacağız. Hemen bir ekip kapıp
sana attığım konuma getir, olur mu? Emrin başım üstünde savcı. Umut, İsmail'ler nerede? Dışarıda çay içiyorlar. Tamam, aldım onları ben. Vay, gelmiş çiçeğim. Buna çay ısmarlayın ama soğuk olsun. Konuşacağız seninle. Daha çok var mı? Az kaldı efendim, 5 dakika sürmez. Harbi, bugün mü abi? Ya daha evliliğin tadını çıkaramadınız İlkaz ya. Yapacak bir şey yok. Bütün çıkışlar kapalı. Gerçekten bu nasıl kaderdir arkadaş ya? Hayır, isyan etmek de olmaz. Başınızı sokacak bir dam buldunuz, onun bile tadını çıkaramadınız ya. Daha yüzükleriniz bile yok. Takamadan boşanıyorsunuz İlkaz ya. Almıştım biliyor musun? Sürpriz yapacaktım ona. Gerçek bir teklif. Güzel bir yemek. Hayali güzeldi. Bak, o günden beri de yanımda taşıyorum. Kaldık mı şimdi böyle? Sen de mi kalsın bu? Şahitsin ya. Ne yapacağımı bilemedim de. Harbi yaktın ciğerimi ya. Al abi, al şunları. Dursun sen de. Kalmasın benim yanımda bunlar. Al abi, kurban olayım ya. Abi Ceylin'in tonu da yumuşadı. Ne bileyim, bir daha mı deneseniz ya? Niye yumuşadı sence? Üstündeki baskı kalktı. Uzak duruyorum. Aynı yerdeyiz ama birbirimize karşı değiliz. Harbiden dağladınız içimi abi. Geldi Ceylin de. Ne yapıyoruz? Ev şurası zaten. Kapıyı çalacağız, kapıyı açacak. Eğer teşhis edersen de gözaltına alacağız. Tamam, hadi yapalım. İnci. Hadi toparlanın, geçiyoruz emniyete. Aç kapıyı. Geç bakalım. Dön önüne, dön. Hadi binin siz de. Yine yedim ya. Yine yedim. Ben eskiden böyle şeyleri yutmazdım, hissederdim. Artık hissedemiyorum. Abartma bence. Ayrıca çok iyi rol yapıyordu. Yani bayağı soğukkanlıydı. Neredeyse Derya Savcı ile ben bile yiyordum yani. Abi geçtik biz emniyete. Tamamdır Eren. Baban gelmeseydi ben o suyu içiyordum. Sanırım hayatımı kurtardı. Abi ben bu yeşim aldım ifadeye. Ben ifade vermem diyor, Ceylin'le konuşacağım diyor. Başka da bir şey demiyor. Avukatı olarak
Asla. Bu kadar can almış birini savunacak değilim. E gidelim öğrenelim karın ağrısı neymiş. Ben geçtim o zaman. Hadi görüşürüz. İyi, ben de seninle geleyim o zaman. Onun kapısı var. Ha, evet. Çapayım, çapayım. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar. İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen, soruyorlar. Hayran hayran seyret. İster katıl, ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce. Şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu? Yok kalbimde biraz sızı var. Her gün başka. O yapa yüklenmiş iddianame. Sen okudun mu? Yok, okumadım. Üçüncü kişi şüphesinden bahsetmiş. Yargılama aşamasında da derinlemesine araştırılmalı demiş. Nihayetinde meşru müdafaa demiş Pars. Bir şey demeyecek misin? Susma, hakkımı kullanıyorum. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Yeşim nerede? Aşağıda. İfadesi alındı mı? Alamadık Savcım. Yani Ceylin'i görmek istiyorum. Neden? Pardon, kolay gelsin. CMK'dan görevlendirelim de. Adım Murat İşbulan. Yeşim her yer için. E kendisi nerede şu an? Baradon avukat mı istedik? Soruşturmayı siz mi yürütüyorsunuz Savcım? Ben ve Ilgaz Kaya. Umut sorularınızı cevaplasın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Aşırı gönülsüz geldim. Hakim Kemal'i çok severdim. Sırf görev olduğu için buradayım. Anlıyorum. Hah, geldiler. Savcım. Ben de şimdi geldim ama konuşmuyormuş. Ceylin sen görüş. Ben de savcıma bilgi vereyim. Gel Ceylin. Avukat Bey barodan gönderilmiş Yeşim için. İsim neydi? Murat İşbulan. Siz geçin, bekleyin, ifadesini alacağız birazdan. Savcım Eren komiserin odasına geçelim. Ben komiserime haber ver. İstediğin oldu. Konuşursun artık. Umut ciğerim, sen çık, sağ olasın. Gel Ceylin. Yalnız. Bu pazarlık da bir yere kadar ha. Tamam Eren, sen çıkabilirsin. Hadi. Hemen kapının önündeyim. Kelepçe takın isterseniz.
Beni görmek istemişsin. Neden? Neden İnce adımı seçtiğimi sormayacak mısın? Nedenini anladığım için olabilir mi? Sırf sana yardım etmemi istediğin için. Aynen öyle. Çok da kolay oldu. Hemen buldun Çağdaş'ı. Beni takip ettin. Evet, savcıyla seni. Başka türlü yerlerini bulamazdın. Yani sen olmasan ölmeyecekti de diyebiliriz. Kızlarından kaçmanın başka bir yolunu bul. Zekanı takdir etmemi bekliyorsan çok beklersin ki... o kadar zeki olsaydın şu an karşımda olmazdın. Ön yargılar, ne büyük tuzaklar. Ne istiyorsun benden? Kardeşim Cihan'ı Çağdaş öldürdü. Senin savunduğunun aksine gerçek bu. Bak Yeşim, anlıyorum seni. Bitirmedim. Sen sağladın Çağdaş'ın özgür kalmasını. Şimdi beni içeri tıkacaksınız. Herkes masum insanları öldürdü diyecek. Ben kardeşimin katilini öldürdüm, masum birine değil. Diğerleri de onu bırakıp suç ortak olanlardı. Sen de bunu ispat edeceksin. Sen kendini iyi hissetmek, vicdanını susturmaya çalışıyorsun ama olmayacak. Çağdaş masumdu ve sen masum insanları öldürdün. İki günün var. Sen beni duyuyor musun acaba ya? İşitiyor musun sen beni? İki günün var Ceylin. Çağdaş'ın kardeşimin katili olduğunu ispat edeceksin. Ha başaramazsan bir kişi daha ölecek. Niye inanayım bu söylediklerine? Sırf sen evleneceksin diye neden bu blöfünü yiyeyim senin? Ha? Yolun sonu. Yeşim, çıkış yok. Yalnız olduğumu düşünmeniz beni üzer. Beni yakaladınız ve her şey bitti mi sandınız? Nasıl? Hala zekiyim ha? Ulgaz nerede? Ceylin, ne oldu? Benim odada. Dur, ne oldu Ceylin? Ne surat böyle kraliçe ya? Ceylin'e de öfkeli değil miydin? Öldürmek istedi hatta. Peki bu görüşme niye? Belki de hesaplaşmak istiyor. Bilmiyoruz ki savcım, anlayacağız şimdi. Ulgaz. Bir ortağı var kızım. Biri yardım ediyor. Dışarıdan biri daha var. Ama bir sakin ol. İyi misin? Yok, hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Eğer iki gün içinde Çağdaş'ın Cihan'ı öldürdüğünü ispat edemezsek... biri daha ölecek dedi. Oyun mu oynuyor bizimle ya? Ne malum biri oldu? Ya varsa savcım? Var. Var. İki günün sonunda biri daha ölecek dedi. Ben birinin ölümüne daha katlanamam. Bir şey yapmamız lazım. Eren, sorgu odasını alalım hemen. Anlaşıldı savcım. İyi misin? Bu kız tam bir sayko. Maalesef. Geç. Şöyle. Böyle iyi mi? İyi. Aman çok gördük bu yürek yemiş triplerini daha. Avukatın gelmiş, savcı da ifadeni alacak. Yalansız, dolansız anlat ne biliyorsun, tamam? Bulmaca sever misiniz? Yok, sevmem. Buyurun savcım. Geçin avukat bey. Ben avukat Murat Çıkulan. Baro tarafından gönderildi. Müvekkilinizle yalnız görüşmek gibi bir talebiniz yok değil mi avukatım? Hayır savcım. Az önce Ceylin Ergovan'la görüşmüşsün. Şimdi ona ne söylediysen aynılarını bize de anlat. 22 yaşında daha bu ya. 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi öldürmeye çalıştı, biri de sen. Herkesi kandırdı yürüyemiyorum diye. Akıl alır gibi değil. Evet, dinliyoruz. Anlatmış işte, söyleyecek başka bir şeyim yok. Kimmiş bu yancının yardım edeni? Babam mı? Sorularınıza cevap vermeyeceğim. Susma hakkımı kullanıyorum, konuşmayacağım. Öyle mi? Biliyorsunuz konuşma hakkı var savcım. Evet var. Peki. Tamam. Eren arkadaş nezarethaneye alalım. Sabah adliyeye sevk edilir. Suç cezadan da direkt paket. Oradan cezaevine. Emir anlaşıldı savcım. Kalk bakalım. Hadi.
İşimiz var Asavcığım. Büyük manyağı çattık ya. Ne yapacağız şimdi? Aç abi aç. Sen de geç bakalım şöyle. Bak bakalım filmlerdeki gibi mi? Öyle izliyorsunuz izliyorsunuz havalara giriyoruz ya. Ama gerçek hayat başka. Sevmem. Ama çözerim bilmece. İşbirlik için kim? Sana kim yardım etti bulacağız biliyorsun değil mi? Çok sürmez birkaç saatte yan tarafa alırız. Gül bakalım gül. Dayı yan tarafı rezerve et. Hanımefendinin misafiri gelecek. Yalnız kalıp sıkılmasın. Anlaşıldı komiserim.